Gel, bu gel. Tamam. Başla. Biz bir gün babamla beraber televizyon seyrederken orada neredeyse filmi seyrederken aklıma filme çekebileceğim geldi. Babam da bana bu konuda destek verdi. Olabileceğini düşündük biz. Sonra ben çok daha dikkatli bir şekilde filmlere bakmaya başladım. Ee, biraz araştırma da yaptım. Ama e, o dönem babamı kaybettim. E, babamı kaybedince sanki ben e, bir boşlukta gibi kaldım. Yani babam bana e, illa ki bunu yap dedi öldü öyle gibi geldi. Yani babamın sana sanki bana bir vasiyeti gibi olmuş oldu bu. Ben daha hırslandım. Daha çok araştırma yaptım. Daha çok kitaplar okudum. Daha çok face, Face'den arkadaşlar bulmaya çalıştım bu konuyla ilgili olaraktan. Daha sonrasından da kurslara yöneldim. Birçok kursa gittim. Dört tane sinema öğretmeninden, bir senaryo öğretmeninden, bir de makyaj öğretmeninden ders aldım. İlk sene bir belediyenin açmış olduğu sinema kursuna gittim. Ama o sene zaten ben kendim çok üzgündüm. Ama bu arada çok da hırslıydım. O sene bir uzun metrajlı film çektik. Uzun metrajlı filmde hem bir bölümünü filmin bir bölümünün senaryosunu yazdım, hem oynadım. E, çekerken de e, içerisinde bulundum. E, baktım o sene çok da kabilesiz değildim. Aslında kabiliyetim var. O senem öyle geçti. Ertesi sene tekrardan yine farklı bir yerde kursa devam ettim. Gittiğim kurslarda e, ekip olarak zaten çekimler yapıyorduk. Buradaki çekimlerde. Ee, yönetmenlik, işte dekor, bunun gibi olayların içine de zaten girdim. Ama daha sonradan kendim tek başıma çekmek istedim. Mesela belgesellerimde bir tane ayakkabıcının belgesini çektim. Bu belgeselde hem ayakkabıcıların sorunlarını hem de e, mesela ayakkabının yapımını baştan aşağı yapımını ele aldık. Bunun yanında Suriyelilerin bir belgeselini çektim. Suriyelilerin de Türkiye'de yaşamış oldukları zorlukları daha çok konu aldım. Daha sonra bir AIDS konusunu ele aldım. AIDS benim için çok çok önemliydi. Çok kişiler için AIDS sadece bir hastalıkken ben bunun psikolojik bakımdan insanlarda yaratmış olduğu çöküntüye daha çok yer verdim. Orta metrajlı filmde yasak bir ilişkiyi verdim. Bunun her üç tarafa da ayrı ayrı zararlarını konu aldım. Ee, i̇ki tane kısa filmim, bir tanesi gitar, kısa kısa kemer altı film festivalinde yer aldı, finale kaldı. Filmde bir baba kızının ve eşinin bu kazada öldüğünü kabul etmiyor ve onlar varmış gibi yaşıyorlar. Aslında gerçek bir öyküden aldığım bir şey. Tabii ki kendime göre derlemelerim de oldu. Heh, Dünyamı Kirletme adı altında yine bir kısa filmim var. Bu Kocaeli Film Festivali'nde ve Uçan Süpürge Film Festivali'nde aynı zamanda yurt dışında da gösterildi. Şimdi yine böyle dolaşın, yağ satarım, bal satanın şarkısını söylüyor söylüyor. Maşiyonu oynamaya. Yağ satarım, bal satarım, ustanın ben satarım. Tabii ki bir ekip çalışması olması tabii ki daha iyi aslında ama e, kimse yoksa yanınızda siz kendiniz de bunu yapabiliyorsunuz. Ama bu tabii ki her şeyi öğrenmekle, her şeyi çalışmakla, araştırmakla olan bir şey, ilgili olan bir şey. Çünkü evet zor ama insanlara bir şey verebilmek, sizin gözlemlerinizi bir başkasının da görmesi, bunu başkalarına yansıtabilmek, öğretebilmek bana göre dünyanın en güzel şeyi. Maddi olarak şu anda herhangi bir gelirim yok kameramı daha önce tiyatrodan kazandığım parayla almıştım. Zaten yavaş yavaş da diğer ekipmanlarımı aldım. Yeni projemde de aynı. Yine senaryoyu kendim yazdım. Gene minimum olması için çekimimi bir tanesi sokakta, diğerleri gene evimde. Yani mekan sorununu bu şekilde hallettim. Bir film çekiyorsunuz ve bu sizin gözleminiz oluyor. Bir belgesel çekiyorsunuz, sizin gözleminiz oluyor düşünsenize bir çektiğiniz filmi veya belgeseli dünyanın herhangi bir yerinde hiç sizinle bağlantısı olmayan bir kişi seyrediyor ve belki de dünyası değişiyor. Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Kadın kendi sorununu en iyi yansıtabilecek olan kişidir. Yani yaranız varsa bu yaranızı kendi isteklerinizi yine böyle film çekerek, belgesel çekerekten bütün dünyaya gösterebilirsiniz. Dünyaya bir ses, bir ışık olabilirsiniz.